ilçelerimizde en kısa sürede mümkün olur. Ve ayrıca sanayi bakımından bu bölgenin depremden en çok etkilenen ili şüphesiz Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş'ta da sanayi tesislerimizin, atölyelerimizin bir kısmının yeniden faaliyete geçmiş olduğunu bugün görüyoruz. Ama henüz faaliyete geçememiş olan, tam manasıyla üretime geçmemiş olan fabrikalarımız da var. Bunların da iş yerlerimiz de var. Bunların da bir an evvel hem sanayi üretimi anlamında hem ticaret anlamında faaliyetlerine eksiksiz bir şekilde başlayacağı günleri hep beraber tesis etmek bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak vazifesidir. Devlet olarak, millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük gayret gösterdik. Ve şimdi bundan sonra da inşallah hiç, tabii ki bu acılar hiç unutulmayacak. Yani biz deprem bölgesine çok daha belki ziyaretlerimizde de gördük. Neredeyse ailesinin tamamını kaybetmiş olan insanlarla karşılaştık. Elindeki, avucundaki hayatı boyunca biriktirdiklerini, yani ticaretini vesaire tamamıyla sıfırlamış olan insanlarla karşılaştık. Büyük bir acıdır. Maddi ve manevi anlamda büyük kayıplar yaşanmıştır. Ama sonuç itibariyle bunların izlerinin tamamıyla silinmesi, tamamıyla geride bırakılması, bunun için de gayret sarf ediyoruz. Alınan mesafe önemlidir ve en kısa zamanda da hani gelmiş geçmiş etsin Cenab-ı Allah derler ya, inşallah bütün izlerini silerek bunun tamamıyla geçmişte kalmasını sağlamak mümkün olur. Ben bir kez daha emeği geçen bütün kardeşlerimize, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, bu anlamda canla başla ilk andan itibaren gayret sarf eden kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, çalışanlarına, en üstten en aşağıya kadar, sahanın en ücra noktasına kadar ulaşabilen herkese şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Yine bu depremden sonraki toparlanma sürecinde hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen depremin bir iki gün sonrasında bölgeye gelmesi ve ısrarlı olarak bölgedeki şehirlerin hepsini bazılarını 2-3 kere ziyaret etmesi, en ücra ilçelere kadar gitmesi, yapılan işleri yerinde görmesi, çalışanları motive etmesi ve eksiklikler varsa bunların talimatını vermesiyle de bu süreçlerin çok hızlı bir şekilde geçildiğini hepimiz biliyoruz. Bir kez daha depremin ilk anından itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına öncülük eden, rehberlik eden, talimatlarıyla onların daha büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakan arkadaşlarımıza, illerin mülki idare amirlerine ve sahanın en ücra köşesine kadar görev gören, görevlerini gerçekleştiren bütün kamu personelimize teşekkür ediyoruz. Allah bir daha bu millete böyle büyük bir acı yaşatmasın. İnşallah depremin yaralarını çok daha güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehirler yeniden yıkıntıları üzerinden, külleri üzerinden çok kısa bir süre içerisinde yükselecek. Vatandaşlarımız hayatlarını çok daha güçlü bir şekilde bundan sonra sürdüreceklerdir diye ümit ediyoruz. Son olarak tekrar ölen yurttaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan bütün depremzedelerimize, deprem bölgesinin her ilinde ve her ilçesinde, köyündeki depremzede kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Bu bayram vesilesiyle de yeniden dayanışmanın, birlik beraberlik içerisinde olmanın, yardımlaşmanın önemini bir kez daha yaşıyoruz. Biliyorum ki deprem bölgesinin her yerinde hem yardım kuruluşları hem resmi kurumlarımızın varlığıyla bu deprem sonrasındaki ikinci bayramımızda da daha güzel eksikliklerimizi geride bırakarak bu bayramı hep beraber idrak edeceğiz. Buruk bir bayram ama nihayetinde bizim için bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin sembolü olan çok çok özel günlerdir. Bizim medeniyetimizin, bizim coğrafyamızın bize gelenek içerisinde aktardığı, asırlar içerisinde aktardığı önemli kazanımlarımızdandır. Bütün depremzede kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca aziz milletimizin de bayramı mübarek olsun ve inşallah nice güzel bayramlara problemsiz, acısız, elemsiz, kedersiz nice güzel bayramlara ulaşmayı hem milletimize hem bütün Müslüman milletlere Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Sizlere de saygı ve sevgilerimi sunuyorum.